Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Spinoza'nın Etika adlı temel eserini incelemeye devam ediyoruz. Geçen videomuzda töz tanrı konularını nasıl ele aldığını görmüştük. Bu videomuzda ise töz dışındaki şeyleri Spinoza felsefesinde nasıl açıklıyor, doğayı nasıl açıklıyor bunu inceleyeceğiz. Öncelikle Spinoza'nın insan düşüncesine dair temel bir ayrım yaptığını görüyoruz. Bu ayrım algı ve akıl ayrımı. Yani akıl felsefi olarak şeylerin gerçekliklerini, tözlerini bilebilirken, bunlar üzerine kafa yorarken, algı ise sadece geçici, sonlu şeyler üzerine olan bilgimizdir. Ki bu bilgi akla ulaşmadığı ölçüde sonludur ve değersizdir. Algı, natura naturata'yı, yani sadece yaratılanları bilmektir. Sayfa 36. Eylemlerin özgür nedeni olamaz. Tersine şu ya da bu istemeye bir neden tarafından belirlenmelidir ki, bunun kendisi bir başka neden tarafından belirlenir. Sayfa 96. Buradan da görüyoruz ki tözler kendilerini belirliyorlar. Kendilerinin özgür nedeniler ve sonsuz bir gerçeklik içeriyorlar tözler. Ama töz olmayanların nedenleri hep başka başka şeylerden. Yani sonsuz bir nedensellik içinde töz olmayan şeyler var oluyorlar ve algı ile, akılla değil ama algı ile bu sonlu şeylerin, bu sonsuz nedenselliğin içindeki sonlu şeylerin bilgisine ulaşabiliyoruz. Bu konuyu daha önce neden kavramında biz de detaylı olarak ele almıştık. Oradan inceleyebilirsiniz ki bu da Spinoza'nın ele alışıyla paralel bir ele alıştır. Felsefi olarak gelişkin olmayanlar, aklını değil ama algıyı kullananlar, sadece sonlu şeylerin bilgisine takılıp kalanlar, bu sonlu şeylerin tiyatrosunu izlerler ve bunların sonsuz bir biçimde ortadan kalkmasını ve tekrar ortaya çıkmasını, birbirini sonsuz olarak tetiklemesini izlerler ve burada bir kötü bir sonsuzluğa kafaları takılıp kalır. Gerçek sonsuzluğu, kavramın, tözün sonsuzluğuna ulaşamazlar. Bunu da bilme yöntemi olarak diyalektik yöntem videomuzda ele almıştık. Diyalektiği bir son yöntem olarak, en üst yöntem olarak ele alan kişilerin bilgisi sonlu şeylerin bilgisidir. Tözün değil ama töz olmayanların bilgisidir. Bunu dediğim gibi diyalektik videosunda ele almıştık. Buradan inceleyebilirsiniz. Geçen videomuzda Spinoza'nın tözü tek olarak, tanrı olarak ele aldığını, sadece Tanrı'yı gerçek bir varlık olarak ele aldığını, sadece Tanrı'yı töz olarak ele aldığını ve bunun dışındaki şeyleri yok olarak ele aldığını görmüştük. Ama burada kafamıza bir soru takılabilir. Akılcı felsefe, idealist felsefede ideyalar vardır. Tanrı dışında sonsuz gerçeklik taşıyan ideyalar da vardır. Bunlar tanrısal olarak yaratılmışlardır ama Tanrı'nın dışındadırlar. Yani onlar da vardır. Sadece Tanrı vardır demeyiz. Tanrı olduğu gibi ideyalar da vardır. Bunu ideya kavramını incelediğimiz videodan inceleyebilirsiniz. Ama şimdi biz Spinoza bu ideyaları nasıl anlamış, nasıl ele almış bunu görmeye çalışalım. İdea ile algının düşünen bir şey olarak oluşturduğu kavramı anlıyorum. Algı nesne karşısında pasiftir ama kavram algının aktivitesidir. Yani aslında algı düşüncesiyle o sonlu şeyleri düşünceye çevirerek ideyaları oluşturuyor. Bunu sayfa 51'de söylüyor. Tüm ideyalar Tanrı ile ilişkili oldukları sürece doğrudurlar. Dolayısıyla ideyalarda onlara yanlış denmesine yol açabilecek olumlu hiçbir şey yoktur. Sayfa 82. Yani burada da aslında tek töz vardır, her şey Tanrı'dır yaklaşımını ideyalarda da Spinoza'nın sürdürdüğünü görüyoruz. Tanrı'da kapsanmayan hiçbir ideya gerçeklik içermiyor buna göre. Tekil isteme ve tekil ideya bir ve aynıdır. Öyleyse irade ve algı bir ve aynıdır. Sayfa 98. Düşünce kavramını en küçük bir biçimde içermeyen bedensel hareketler olan sözcük ve imgeler ile karıştırılmamalıdır. Sayfa 99. Yani sözcük ve imgeler kavramın kendisi değildir. Bu günümüzde de çok karıştırılan bir şeydir. Kavram nedir? Kavram eşittir sözcüktür ya da kavram eşittir kelimedir gibi bir yaklaşım var. Halbuki kavramın gerçekliği ideyadır. Yani insanın düşüncesinde, sözünde, hareketlerinde olmayan, insandan bağımsız olarak, nesnel olarak ve sonsuz olarak var olan bir gerçekliktir. Spinoza'da bu açıklamaya yaklaştığını görüyoruz. Ama sadece tek töz Tanrı'dır yaklaşımından dolayı tekrar bu konuyu ıskalayacağını da göreceğiz. Hiçbir ideya herhangi birinin bireysel anlığı ile ilişkili olmadıkça yetersiz ya da karışık değildir. Sayfa 84.
Aklın temelleri kavramlardır ki her şeye ortak olan şeyleri açıklarlar ve hiçbir tekil şeyin özünü açıklamazlar. Dolayısıyla zaman ile herhangi bir ilişki olmaksızın ama belli bir ebedilik türü altında kavranmalıdırlar. Burada da ideyaların sonsuz olarak var olduklarının Spinoza tarafından tespit edildiğini görüyoruz. Sayfa 93'te. Yanlışlıkları ve saçmalıkları gerçekte yoktur. Sayfa 96. Zihnin şeyleri görmesini ve gözlemlemesini sağlayan gözleri tanıtlamalardır. Sayfa 259. Dediğimiz gibi burada ideya kavramına dair güzel açıklamalar getirilmesine ve ideya akılcı bir biçimde açıklanmaya yaklaşılmasına rağmen ideyalara gerçeklik tanınmaması, yani tek gerçek töz Tanrı'dır dediğimiz zaman, Tanrı'yı açıklamayan ideyalar gerçek değildir dediğimiz zaman, o zaman Tanrı dışında ideya da olamayacağı düşüncesine ulaşıyoruz. Ki bunu ilk videoda Tanrı dışında başka bir şeyin olmamasının, Tanrı'nın yarattıklarının gerçek olmamasının, var olmamasının saçmalığını ilk videoda ele almıştık. Aynı şey bu ideya yaklaşımında da Spinoza'da kendini gösteriyor ve ideyalar Tanrı'yı açıklamadığı ölçüde sadece insanın kafasındaki bir kurgudan ibaret görülüyor. İdeyalara Tanrı dışında şeylere gerçeklik tanınmıyor, gerçeklik hakkı tanınmıyor. İdeyalara varlık hakkı tanınmıyor. Bunlar sadece Tanrı'yı anlattığı kadar vardırlar. Yoksa insanın kafasındaki boş kurgulardır denmiş oluyor Spinoza tarafından. Ki bu yaklaşımı paylaşmayacağız. Dediğim gibi niye paylaşmadığımızın ayrıntılarını incelemek isteyenler ilk videomuza, Spinoza'nın etika okumalarındaki ilk videomuza lütfen geri dönüp bakabilirler. Peki ideya da tözü açıklıyorsa töz olmayanları nasıl açıklayacağız? Töz olmayanlar nedir? Bunlara var olma hakkı vermiyordu Spinoza ama bunları nasıl açıklıyor? Bunların ne şekilde sisteminde ifade ediyor? Bunu anlamaya çalışalım. Natura naturata, yani yüklem ve modlardır. Natura naturans ise yaratılan. Tanrı, yani yaratıcı doğa. Sayfa 36. Töz olmayan, Tanrı olmayan, yaratıcı olmayan her şey sadece yüklem ve modlardan ya da fenomenlerden ya da kiplerden oluşuyor. Derler ki Tanrı her şeyi düzen içinde yarattı. Sayfa 48. Sanki hayal dünyalarının dışında var olan kendiliklermiş gibi adları olduğu için onlara aklın varlıkları değil hayali varlıklar diyorum. Sayfa 50. Yani gördüğümüz gibi Tanrı dışında var olan ideyaları aslında Spinoza kabul etmiyor ve bunları hayali varlıklar olarak görüyor. Tanrı dışında var olan şeyler sadece yine Tanrı'nın yüklemi ve Tanrı'nın görünüşleridir demiş oluyor. Yani Tanrı dışında hiçbir şey yoktur, sadece hayaldir, geri kalanları hayaldir demiş oluyor. Devam edelim. İki ya da daha çok değişik şey birbirlerinden ya tözlerinin yüklemlerinden ayrımı yoluyla ya da modlarının ayrımı yoluyla ayırt edilir. Sayfa 11. Yüklemler Tanrı'nın ebedi varlığını sergilerler ve onun varoluşunu oluştururlar. Sayfa 29. Herhangi bir eyleme belirlenen bir şey buna Tanrı tarafından belirlenir. Tanrı belirlemezse eylem de olmaz. Sayfa 33. Tanrı'nın dışında hiçbir töz olamaz ve kavranamaz. Tanrı birdir, doğada yalnızca bir töz vardır ve bu mutlak olarak sonsuzdur. Sayfa 20. Öyleyse Tanrı olmaksızın hiçbir şey olamaz ve kavranamaz. Tanrı'nın dışında kendinde olan hiçbir şey olamaz. Sayfa 28. Dolayısıyla cisim ve düşünen şey, yani bu ruhtur aslında, ya Tanrı'nın yüklemleri ya da bu yüklemlerin modlarıdırlar. Bu modlar töz olmaksızın ne olabilir ne de kavranabilirler. Sayfa 20. Aslında her şey tözdür, her şey Tanrı'dır yaklaşımının devamını töz olmayanları açıklarken Spinoza böyle geliştiriyor. Yani diyor ki töz değilse, eğer bir şey Tanrı değilse ya Tanrı'nın eylemidir ya da Tanrı'nın bir görünüşüdür, mod kelimesiyle bunu ifade ediyor. Bu yaklaşım her şeyin altında düşünsel, tanrısal bir varlık olduğunu, her şeyin bir ideyası olduğunu ifade etseydi çok akılcı, mantıklı bir yaklaşım olabilirdi. Ama Tanrı dışında hiçbir şeye varlık hakkı tanımayan bir yaklaşım olduğu için yine, yani benim eylemlerim ancak Tanrı'nın eylemi olduğu ölçüde gerçektir, vardır dersek, benim eylemlerim kusurludur, benim eylemlerim tanrısal değildir, benim yapıp ettiklerim tanrısal değildir. O zaman bunlar yok mudur?
gibi bir soruya ulaşıyoruz. Yani ben konuşurken mesela şu an Tanrı konuşuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu yaklaşımın saçmalığını da görebiliriz. Tanrı dışında hiçbir şeye varlık hakkı tanımayan, sadece yapılan şeylerin Tanrı'nın eylemleri olduğu, görünüşlerin gerçekliğinin ise Tanrı'nın görünüşü olduğunu söylemesi mantıklı değildir. Yani bu kitap Tanrı mıdır, değildir? O zaman bu kitap yoktur mu diyeceğiz? Ya da bu kitap Tanrı'dır mı diyeceğiz? İkisi de saçma olacaktır. Bu kitabın var olduğunu biliyoruz ki onun hakkında konuşabiliyoruz, onu okuyabiliyoruz, ondan düşünce alabiliyoruz. Bu kitap vardır ve bu kitap Tanrı değildir. O zaman akılcı olarak şuraya varmamız lazım. Tanrı dışında şeyler de vardır ama Spinoza böyle demiyor ve Tanrı dışındaki şeyler yoktur. Sadece bunlar Tanrı'nın bir görünüşüdürler ya da yanılgıdırlar, rüyadırlar diyor ki akılcı bir yaklaşım geliştirdiğini söyleyemeyiz bu konuda Spinoza'nın. Bu yaklaşımı doğaya da yansıttığını göreceğiz Spinoza'nın. Bakalım neler diyor doğa konusunda. Cisim Tanrı'nın özünü belirli bir yolda anlatan mod ya da şekildir. Sayfa 51. Tekil şeyleri ne denli anlarsak Tanrı'yı o denli anlarız. Sayfa 259. Süre yani zaman var olmanın belirsizce sürmesidir. Sayfa 52. Zihin bedenin şimdiki fiili varoluşunu kavradığı düzeye dek yalnızca şeyleri zaman ile ilişki içinde kavrama gücünü taşır. Ama aklın doğası şeyleri sonsuzluk altında kavramaktır. Sayfa 261. Hacim Tanrı'nın yüklemidir ya da Tanrı hacimli bir şeydir. Sayfa 53. Hacimli töz ya da düşünen töz bir zaman bu bir başka zaman şu yüklem altında kavranan bir ve aynı tözdür. Sayfa 56. Cisimler birbirinden hareket ve durgunluk, hız ve yavaşlık açısından ayırt edilirler, töz açısından değil. Sayfa 64. Olasılık bilgimizdeki bir eksikliğin sonucudur. Nesnelerin düzeni bizden gizlendiği için varoluşu hakkında kesin bilgiye ulaşamadığımız şeylere olumsal ya da olanaklı denir. Sayfa 39. Bu satırlarda da gördüğümüz gibi Spinoza tüm tanrıcı, her şey tanrıcı yaklaşımını doğaya da uyguluyor. Burada şunu başarıyor, yani felsefi olarak doğa kavramlarını, uzayı, zamanı, cismi, maddeyi, hareketi akılcı bir şekilde ele aldığını görüyoruz. Bunu günümüzde pek çok bilim adamı yapamıyor. Pek çok bilim adamı bu kavramları birbirinden ilişkisiz olarak düşünceyle birbirine bağlamadan ele alıyor. Ama Spinoza bunların altındaki tözsel ilişkiyi ele almayı başarıyor ve bu konuda insanlığın ufkunu açıyor. Ama Tanrı dışında bir şey yoktur yaklaşımını doğaya da uyguladığı için aslında bu doğal şeylerin daha öte anlamanın yolunu açamıyor. Doğadaki ideyaları anlamanın yolunu açamıyor. Dileyen izleyicilerimiz doğa konusunu ele aldığımız oynatma listesindeki doğal ideyaları bizim nasıl ele aldığımızı inceleyebilirler. Ama biz bundan sonraki videoda etika okumaya devam edeceğiz. Spinoza'nın ruh ve iradeye nasıl yaklaştığını bir sonraki videoda almaya devam edeceğiz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.